Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil mele'il ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuhasir Rabbi temmin bil hayr. İbrahim Ethem Hazretleri. Hazret böyle bir odun taşırken bir gün bir dervişle yalnız kaldı ve sırtında meydana gelen yaralarla merhem sürdürdü. Ama bu durumu şeyhinin duymasını için dervişin ayaklarına kapanıp yalvardı. Aradan tam 10 yıl geçmişti. Nihayet bir gün dayanamayıp gitti, şeyhinin ayaklarına kapandı, yalvarıp yakardı ve kendisine himmet dua etmesini söyledi. Şeyh ise gidişine, biz sana himmet edecek, dua edecek zamanını biliriz. Bostancı bahçesini ne zaman sulayacağını, ne zaman çapelayacağını bilir. Ama sen bunu dayanamayacaksın, iple baltayı bırak, nereye gidersen git diye çıkıştı. Hazret yaptığı edepsizlikten dolayı son derece pişman oldu ve baltası ile ipini alarak yine ormanın yolunu tuttu. Şeyh ise o çıkar çıkmaz müezzini çağırarak onun peşi sıra gitmesini söyledi ve şunları tembih etti. Demir ökçeli ayakkabını giy. Arkasından bir tekme vur. Dönüp bakarsa yüzüne tükür. Dönmezse bir tekme daha vur. Dönerse yine yüzüne tükürsün. Üçüncü tekme de vuruşta da dönmezse bırak bana gel. Müezzin hemen arkasından gitti. Hazretin baldırına bir tekme vurdu. İbrahim Ethem dönüp bakmadı. İkinci tekmeye vurdu. Yine bakmadı. Üçüncü tekmeye vurunca ki bu defa baldırından kan çıkmıştı. Geriye döndü ve ey kardeş, senin istediğini biz Beht'te bıraktık, geldik dedi. Fakat bu arada müezzin de onun yüzüne tükürdü. Sonra derhal geri döndü ve onları şeyhine anlattı. Şeyh, demek öyle söyledi. Demek hala Beht şehrini ve saltanatını unutmamış. Daha benliği, nefsi kırılmadığını belli. Balta ile ipi kendinden al, varsın Beht şehrine gitsin, tahtına kavuşsun. Burası yalancıların yeri değildir dedi. İbrahim Ethem balta ile ipi şeyhinin emri üzerine müezzine teslim ederek Beht'e gitti. Vaktayla kendisinin yaptırmış olduğu misavirhaneye misavir oldu. Akşamleyin misavirhanede bakanlar orada bulunanları başka yere gönderdiler. İbrahim Ethem hiç aldırış etmedi. Memurlar neden kendilerini diğer misafirlerle gitmediğini sordular. O ise kendisine dokunmamalarını, insanlara karışıp kaynaşmak istemediklerini söyleyerek ricada bulunduysa da yaka paça yakalayarak merdivandan sürükleye sürükleye dışarı attılar. Hazretin bu esnada merdivandan çıkan dizlerinden, merdivenlere çakılan dizlerinden kan akmıştı. Hiç aldırmadı. Sabah olunca kalktı ve Pınar'dan dizlerini yıkadı. Nedense kendisinin kim olduğunu gizlemişti. Halbuki kim olduğunu söylese kendisine öyle dışarı atmalar, elini ayaklarını sarırlar, onu özür ve af dilerlerdi. Neyse doğruca tekrar şeyhinin bulunduğu şehre doğru yola koyuldu. Aradan birkaç gün geçince şeyhine onun yanına gelmekte olduğunu malum oldu. Dervişlerini çağırarak şu talimatı verdi. Kıyafetlerinizi değiştirin. Dörder kişilik kahveler haline şeyhin gelmiş şehrin giriş kapılarını tutun. Hangi kapıda girmek isterse geri döndürün. Ne işin var onun yanında? Seni kovan insandan sana ne faydası gelir? Başka şey mi yok? Bak dünyada şeyhlerle dolu değil. Dövün, sövün, icabında öldürmekle tehdit edin. Ama bütün bunlara alış etmez,
de illa da yanıma gelmek isterse bırakın gelsin. Müridin şeyhinden dediklerini aynen yerine getirdiler. Ellerinden kalın sopalar olarak şehrin giriş kapılarını tuttular. Hazret yaklaşınca söylenenleri aynen yaptılar. Derviş dediler, nereden gelip niye gidersin? Ben şeyhimin küstah bir köpeğim. Yine onun kapısına yalanmaya gidiyorum. Bere miskin o fakire hiçbir yerde itibar etmezler. Ne diye onun yanına gidersin? Şey mi yok? Şu dünyada seni birkaç günde maksuduna eriştirecek şeyhler var. Onlardan birinin eşeğine bağlansan olmaz mı? Ben şeyhimi görmeden bir yere ayrılamam. Yahu işin yok mu senin? Bıracaksın nasıl olsa yine bir gün geri kovacak. Fakat bütün bu sözlere hiç aldırmıyordu. O bu arada yediği sopayı da sesini çıkarmadı. O kapıdan giremeyeceğini anlayınca başka bir kapıya gitti. Fakat orada da aynı şekilde karşılaştı. Yine güzel bir sopa yedi, ağladı, sızladı. Adamların ayaklarına kapandı. Ne olur bırakın şeyhimin yanına gideyim. Bana attığınız sopalardan dolayı günah kazandınız. Ama ben yine de hakkımı helal ediyorum. Yeter ki bırakın şeyhimin yanına gideyim dedim. Bundan sonra dervişler işte fazla uzatmadılar. Yolunu bıraktılar ve acele olarak şeyhin huzuruna döndüler. Biraz sonra Hazret de geldi. Şeyhin elini ayağına öptü. Huzuruna kapanıp sızladı. Şeyh de ona iltifat ederek mahzun istedi. Ey kardeş, görüyorsun ya talibi kimse yolundan döndüremiyor. O ki bir küstahlığı yüzünden bunca meşakkatlere ve işkencelere tahammül etti. Sen ise daha dün geldin ve bugün de şeyhinden himmet dua beklersin. Nice kimseler var ki bu yolda canlarını verirler ama himmete layık olmadan giderler. Sen ise bu yolu vakit geçirmek için bir eğlence sanıyorsun. Evet sen bu yola girdiğini iddia ediyorsun ama daha nefsinin muratlarından vazgeçmemişsin. Nerede kaldı ki canını ve nefsini şeyh yolunda feda edeceksin? Bu yolda ilerlemek kolay değildir. Şeyhler hiç ummadık yerlerden müritlerini imtihan ederler. Bu çetin imtihanı kazanmak ise her babayiğidin harcı değildir. Bunun için Hazreti Eyüp sabrı gerek. Gerçi kuluna muradına veren Allah'tır ama şeyhler de arada bir vasıtadır. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.